Yedek ayakkabı koyun, o da siyah olsun. Tamam efendim. Dün gece atölyede yattı, şimdi 3 günlüğüne seyahate gidiyor. Bunların arası çok kötü, ben sana söyleyeyim. Ağrım tutuyor. Bihter Hanım bizi gönderemedi, kendi gidiyor işte. Sen beni götür, sonra in aşağıya. Tamam efendim. Adnan Bey de buradaymış. Bırak sen beni. Ayaklandı 2 günde. Cadı bu, vallahi billahi cadı. Şşş, sus. Gelebilir miyim? Kusura bakmayın. Şimdi uğrayacaktım yanınıza. Yalnız kaldım, canım sıkıldı. Birlikte bir kahve içelim dedim. Hay hay. Katya. Söyledim, yapılıyor. Daha iyi yürüyorsunuz ama yormayın kendinizi. Yat yat, sıkıldım. Doktorlara kalsa beni 6 ay daha yatırırlar. Beliniz nasıl? İyiyim. İlaçlarımı muntazaman alıyorum tabii. Hafta çıkmadan kontrole de gideceğim. Çok güzel. Sizinle ne zamandır konuşmak istiyorum. Bir türlü kısmet olmadı. Buyurun, sizi dinliyorum. Katya yüzünden çıkan huzursuzluklardan ne kadar rahatsız olduğumu anlatamam. Yani bu konu sizin de Bihter'le neredeyse aranızı bozdu. Bundan dolayı çok üzgünüm. İsterseniz hemen yollayabilirim Katya'yı. Hayır, hiç gerek yok. O konu çoktan kapandı Firdevs Hanım. Öyle diyorsunuz ama kapanmadığını biliyorum. Bihter'cim sağ olsun uzattı da uzattı. Ona da söyledim, hatalısın dedim. Firdevs Hanım, lütfen. Özür dilerim. Karışmak istemiyorum tabii. Bu sizin meseleniz. Ama kızımı çok iyi tanıyorum Adnan Bey. Siz evlenmeye karar verdiğinizde de bir takım endişelerim olduğunu söylemiştim size. Bihter küçük bir çocuk gibi davranır bazen. Fevridir ama çabuk söner. Onu siz idare edeceksiniz. Öyle de oluyor biliyorum ama... Sorunlarımızı kendi aramızda pekala hallediyoruz. Merak etmeyin Firdevs Hanım. Koy sehpanın üzerine. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben sadece sizin mutluluğunuzu istiyorum. Bundan hiç şüphem yok. Lütfen soğutmayın kahvenizi.